Kemer Belediyesi Şırnak'ta askeri lojman içine park yaptıracak. Parkın yapılacağı Çakır Söğüt Tugayı'nda incelemelerde bulunan Başkan Gül, parkı en kısa sürede bitirerek kahraman askerlerimizin hizmetine sunacağız dedi. Kemer Belediyesi Şırnak'a Dostluk ve Hizmet Köprüsü kurdu. Kemer Belediyesi tarafından Şırnak'taki askeri lojmanlar içine çocuk ve spor parkı yapılacak. Kemer Belediye Meclis Üyesi Cumali Afşin'le Şırnak'a giden Başkan Mustafa Gül buradaki temaslarına Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı ziyaret ederek başladı. Başkan Gül, Vali Aktaş'a ziyaret anısına plaket sunarken Aktaş da Gül'e teşekkür plaketi verdi. Başkan Gül, yapmayı planladıkları parkın en kısa sürede tamamlanacağını belirtti ve hayırlı olmasını diledi. Evet, haberimizde de izledik. Bu konuyla ilgili şimdi detaylı bilgileri telefon hattımızın diğer ucunda olan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'den dinleyelim sevgili izleyenler. Sayın Başkan, hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Alo. Sayın Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim, ilk olarak Şırnak'ta bazı temaslarda bulundunuz, bazı ziyaretleriniz vardı ve bir park yapma kararı verdiniz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Öncelikle bunu sormak isterim. Tabii, Tugay Komutanlığımızdan, Şırnak'tan bir yazı talebi geldi. Burada... Alo. 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 Biz duyuyoruz sizi başkanım. Buyurun. Buradaki lojmanlar daha önce boşaltılmış ama süreç normale döndükten sonra askerlerimiz tekrar evde lojmanlara yerleşmeye başlamış. Burayla ilgili bir park ihtiyaçlarının olduğunu bize söylediler. Bir resmi yazı da bize Tugay Komutanımız gönderdi. Ve biz de olay yerinde inceleme güdeleme üyesimizden beraber Şırnak'a gittik. Tabii gidince valimizi, kayyum belediye başkanımızı ziyaret ettik ve Tugay'ımızı ziyaret ettik. Olayı, parkın yerini gittik, beraberce inceledik ve ayın birinde de meclisimizden kararını geçirip Mart ayının içerisinde de götürüp Başkanım, duyabiliyor musunuz? Başkanım, bizi duyabiliyor musunuz? Tamam. Teknik bir aksaklık yaşadık sevgili izleyenler telefon attığımızda. Şimdi tekrar bağlanacağız Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e. Efendim, tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar diliyorum. İlk sorumu tekrar etmek istiyorum sizin de izninizle. Ya, haberinize de izlemiştik. Şırnak'ta bir park yapılacak. Bu fikir nasıl ortaya çıktı efendim? Tabii ki şimdi başta Kemer Belediyesi'nin sosyal medyacı artık Türkiye'de her yerde takip ediyor ve biliniyor. Bu doğrultuda da Şırnak'taki komutanlarımızın yaşadığı yaklaşık 390-400 civarındaki lojmanın kötü süreçte boşaltılmış ama tekrar iyileşme sürecinden sonra evler dolmaya başlamışlar. Ve bu süreçte de buranın içerisindeki çocukların bir parka ihtiyacı olduğunu, kadınlarımızın spor yapmak için bir ihtiyaçlarının olduğuna dair bize bir bilgi geldi. Ve bunu daha sonra Tugay Komutanımız resmi yazıyla bize bildirdiler, belediyemize bildirdiler. Ama yerinde de bir görüşteki yolcunu söylediler. Biz de hemen uçağı atladık, gittik. O da çok güzel bir karşılama gördük Sayın Valimizden, Belediye Başkanımızdan, Tugay Komutanımızdan. Arazi park yapılacak alanı da inceledik. Onlar şimdi parkın hazırlıkları başlayacak, düzeltilmesi. Biz de 1 Mart'ta meclisten kararımızı alacağız. Çünkü başka bir şey de yaptım. Meclis kararıyla bunu yapıyoruz. Meclisten kararımızı alacağız. Oradaki asker, bizim ülkemizi koruyan, bizim için canlarını feda eden askerlerimizin çocuklarına bir katkı yapmak istedik. Orada kadınlarımızın bir an önce spor aletlerini, çocuk parklarını ve konteynerlerini elimizden geldiği kadar güzel, anlamlı bir park inşallah Mart ayının içerisinde orada gerçekleştireceğiz. Peki efendim, fikir nasıl karşılandı? Destek vermek isteyenler oldu mu?
Valla tabii biz bunu kendimiz belediye olaraktan yapacağız. Bir herhangi dışarıdan bir desteğe zaten ihtiyacımız yok. Ama oraya gidince bunun çok hoş olduğunu ve insanların mutluluk duyduklarını, çarşıda sokakta gezerken sivil halkla görüştük, oradaki üst düzey yöneticilerimle görüştük ve müthiş derecede bir mutluluk olduğunu, bir belediye başkanının başka bir şehirden oraya gidip böyle bir şey yapmasının insanlara çok büyük mutluluk verdiğini gördük. Biz de ülkemizin sınırları içerisinde güzel bir yerimiz, sen önce sıkıntı çekmiş bir bölgemiz. Biz de buraya Kemer Belediyesi ortaklığı, Kemer halkımızın adına onlara yakışır bir şekilde bir hizmet inşallah hep beraber götüreceğiz. Evet, dayanışma ve birlik beraberliğin çok fazla ihtiyaç duyulduğu bir zamandayız. O yüzden bu güzel proje için bizler de sizi tebrik ediyoruz. Şırnak'ta veya başka bir ilde yine bu tür projeler olur mu sizce? Olacak mı ya da? Tabii ki bize zaten bugüne kadar yaptık ama biz biliyorsunuz ben yaparaktan çok reklamı sevmeyen bir yapımız var. Doğu'da çok okulumuza ihtiyaçlarını, yardımlarını bugüne kadar 7-8 yıldır gönderiyoruz. Göndermeye devam ediyoruz. Ama başka şehirlerden de bu şekilde bize yardım geldiği sürece, teklifi geldiğince bütçemizin uygunluğu, belediyemiz uygunluğu doğrultusunda her zaman elimizden geleni yapacağız. Bugüne kadar olan sel felaketlerinde, ülkemizin Diyarbakır, Van'ında, Artvin'de bütün şehirlerde bugüne kadar belediye olarak katkıda bulunduk. Okullarımıza katkı yaptık. Ama bu güzel talepler bize geldiği sürece İşin içinde vatanımız varsa, askerimiz varsa hiç çekinmeden her şekilde kendi maddi gücümüzü, belediye maddi gücünü koyarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama tabii ki bunun güzel olanı Türkiye'nin her yerinden Kemer Belediyesi'nin yapacağına inanılması ve direkt Kemer Belediyesi'nin aranması bize en büyük mutluluk veren odur. Demek ki o imajı Türkiye'nin her yerine yerleştirmişiz. Tabii bunda en büyük katkı sizlerin, siz değerli basın, bizim her yaptığımız Kemer'deki faaliyetleri televizyonda paylaştığınız için bunu bütün dünya görüyor, Türkiye görüyor. Ondan dolayı size de tabii ki katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de efendim. Yayınımıza da katıldınız. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. İyi yayınlar sizlere de. Sağ olun efendim.